Selim'le arkadaşım. Selim'le arkadaşım. Çocuk profesör dövüyor. Tamam abi. Tamam. Selim'le arkadaşımız soruyor. Merhabalar. Nasılsınız? Hocam ne güzel. Çok hoş geldin. Sen gördün. Sen de hoş geldin. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Nasılsınız? İyi misin? Burada mı oturuyorsun? Sen de hani başarı O taraftan gel, gel, gel. Gel görüşürüz. Gel o tarafta görüşeceğiz. Gel o tarafa gideceğiz. Öyle. Sayın Vekilim, Kazman'daki ilgiyi nasıl gördünüz? Layık olduğumuz olduğu gibi bizi karşıladı. Çok memnunuz şu anda. Hakikaten coşkuyu buradan Kazman'dan aldık. İnşallah bunu seçim sonuna kadar bize yetecek bir enerji verdi Kazman. Kazman halkı siyaseti de bu manada özümsüyor. Kazman halkı Türkiye'deki değişimin, dünyadaki değişimin farkında. Bunun kendi ilçesine de en iyi şekilde yansıtılmasını istiyor. Susamış hizmete ihtiyacı var. Bu coşkuyu bize yansıttı. İnşallah biz de Kazman halkına verdiği bu güçle layık olmaya çalışacağız diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Sayın Vekilim, sizinle görüşlerinizi alalım. Efendim, öncelikle tüm Kazman halkına çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel karşılamadan dolayı. Bizi mahcup ettiler. İnşallah sandıklarda da bu karşılamanın sonucunu alacağız biz. Yani artık siyasi görüşleri bir tarafa atıp hangi partinin şehrimize, ilimize, Türkiye'mize hizmet edecek, ona göre oy vermek lazım. Kanaatimizce böyle olacaktır. Halkımız sağduyudur. Tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Yani buradaki kazanımları hizmete dönüştürmek için üç arkadaşımızla birlikte var gücümüzle önce seçimi kazanmak, seçimden sonra da halka hizmet etmek için çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, Sayın İl Genel Meclis üyelerimizde Mehmet abiymiş. Mehmet Demir şu an. Bugün bayramımız. Ali Bey, bir şey söylememize gerek var mı? İçimizden bizim çocuğumuz gelmiş. İlçemizde aday olmuş. Biz bunu bağrımıza basmasak ne yapalım? Bugün bayram. Bütün millete, bütün Kazmanlara teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. Sana da teşekkür ediyoruz. Size inşallah. Efendim, eski il başkanımız, AK Parti'nin kurucusu Sayın Remzi Ağaç Bey'in görüşlerini alalım. Sen ne yapıyorsun? Dur istersen. Bugün aday arkadaşlarımızla beraber Kazman'a geldik. Kazman'da çok çocuklu bir karşılama oldu. Gerçekten Kazmanlı birinci sıra adayını bugüne kadar iktidarda olmamıza rağmen ama bir türlü milletvekili adayımız olamadı burada. Bugün tabii birinci sıra adayını Kazman'a verdişi. Kazman halkının bir farklı görüşünü almaya başladı. Gerçekten hizmete bugüne kadar biz il başkanlara hizmetler yaptık ama bu yeterli mi değil. Kazman bundan sonra daha çok hizmet alacağına inanıyorum. Şimdi Sayın Vekil adaylarımızın da söylediği gibi bu yolları biliyorsunuz, güzergahları biliyorsunuz. Gerçekten bizim için Kars yolunun, Erzurum yolunun ne kadar önemli olduğunu, şehir merkezimizin girişindeki bu bizim Kesik Köprü'nün oradaki bu yolu oradan geldik. Vekilimize de onu da söyledim. Daha önce biz bunları anlatıyorduk. Karayolları Şenliği'ne zaten ilçe başkanımızla birlikte gittik. Bunları anlattık. Sorunlarımız var dedik. Ama bugün artık daha birinci sıra milletvekili adayımız Kazmanlı'dır. Kazmanlı'nın evladıdır. Kazmanlı da ona mutlaka sahip çıkacaktır. Ben buna inancındayım. Şimdi biz buna susamıştık. Bu özlemimizi de Ahmet Aslan Bey'le gidereceğiz. Bizim derdimiz Yeşil Kazman'ı en güzel şekilde temsil edebilecek yetenekli, kabiliyetli ve üç adayın da birbirinden değerli olduğunu onlar da konuşmalarında görmüşsünüzdür. Bu süreçte hocamızın profesör olma sebebiyle bizim bölgedeki üniversitemizi 4 yıl daha çıkarmak için çabalayacağımızı, şimdi bunun çıkması lazım. Bu bölgede biz mutlaka üniversitemizi 2 yıllıktan 4 yıl daha çıkarmamız lazım. Yani bir iki bölüm daha açarak Kazman'ın gelişmesi ve nüfus artışını da biliyorsunuz. Kazman'ın hiçbir zaman için güç olmasına rağmen Kazman'ı terk edilmiştir.
Kazman evleri var herkesin. Onun için biz büyümeye devam ediyoruz. Kars'ın en büyük ilçesi de biziz. Milletvekilinde birinci sıra milletvekili adayın da bizde olması normaldir. Gerçekten bundan dolayı yani eskiden aday olamadım diye üzülüyordum. Şimdi Ahmet Bey var. Ben bu üzüntümü de bir nebri teselli olarak kendisine görüyorum. Onun için iyi hizmetler yapacağına biz de kendisine katkıda bulunacağız. Ona eksiklerimizi söyleyeceğiz. Yeteri olan eksikleri söyleyeceğiz. En iyi şekilde bizi temsil edeceğine inanıyorum. Hizmet edeceklerine de inanıyorum. Bu inanç doğrultusunda da birlikte çalışıyoruz. Bugüne kadar partimizin kurulduğu günden beri ben verdiler de verseler de iyi adamlardı da vermediler kötü adamlısın düşüncesiyle değil. Sadece ilçeme hizmet için yola çıktığını biliyor herkes. Onun için de biz birlik beraberlik içindeyiz. Burada da 3-0 yaparlarsa yani halkımızın büyük teveccühü desteği olursa 3-0 olursa gücümüze güç katarlar. Şimdi önemli olan burada hizmet edin. İlçemize ne kazandırırız onu. İşler işte bu taraf iş bu iş. Burası iş bu taraf. Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün güzel bir karşılamaydı. Güzel de bir hava var. İnşallah hayırlı olur. Teşekkür ederim efendim. Öncelikle ben tüm Kazman halkına çok teşekkür ediyorum. Bugün bize çok yoğun bir sevgi seriyle karşıladılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Hepsine teşekkürim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii ki bizler bu yola çıkarken mümkün olduğu kadar bu işe en uygun adaylarla karşınıza çıkmak temel hedefimizdi. Genel merkezimiz de bu doğrultuda böyle bir karar verildi ve Kazmanlı birini, içimizden birini, içinizden birini birinci sıraya koyarak sizlere olan sevgisini, saygısını gösterdi. Kazman'a özel bir önem verdiğini gösterdi. Artık bundan sonra bütün yük, bütün görev Kazmanlara düşüyor. Sizlerin içinizden birini ve diğer iki adayımızı hep beraber güçlü bir şekilde meclise göndermeniz gerekiyor. Bu konuda sizlerin desteğini de görüyoruz. İnşallah güçlü olursak güçlü olacağız. Sayın Ahmet Arslan'ın dediği gibi. Ancak güçlü olduğumuz zaman yukarıdan bazı şeyleri koparmak daha kolay olur. Tabii biz AK Parti İl Teşkilatı olarak bu yola çıkarken hiçbir zaman centilmenliği elden bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Bizim temel hedefimiz, temel şiarımız kimseyi kırmadan, dökmeden, kimseyi üzmeden AK Parti'nin büyüklüğüne yaraşır bir şekilde, AK Parti bakarlığına, ardına yaraşır bir şekilde seçim sürecini tamamlamak. Diğer partilerden de aynı olgunluğu bekliyoruz. Biz bu konuda diğer partilerin adaylarına da ben başarılar diliyorum. Bağımsız adaylara da başarılar diliyorum. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Saygılar sunuyorum. Bütün Kazmanlılar. Teşekkür ederim. Size şöyle bir duygularınızı alalım. Diğer arkadaşların Kazmanlı'yla ilgili duygularını aldık. Çünkü böyle bir coşkulu bir karşılamayla ilgili. Siz de bir Kazmanlı olarak. Kazmanlı olarak. Gençlik olsun. Kazman girdi. Vuracağı yeri biliyor. Ya. Kazmanlı olmaktan, Karslı olmaktan gerçekten ben ömrüm boyunca gururluyum. Bu gurur çerçevesinde de bugün Allah nasip etti, geldik. İktidar partisi, iktidar olmasından şüphe olmayan bir partinin adayları olarak Kazmanlı'ya, Karslı'ya hizmet edebilme şansı yakaladık. Allah nasip ederse bugünkü coşku ona gösterdi ki Kazmanlı'nın gerçekten hiç ayrım yapmadan 7'den 70'e herkes olağanüstü bir teveccüh, olağanüstü bir ilgi gösterdi. Ve bu ilgi Allah'ın izniyle bizi 3 kişi olarak gönderecek Ankara'ya. İşte biliyoruz ki biz 3 kişi olarak gittik. Güçlü olarak gittiğimiz zaman çok güçlü gitmiş olacağız ve bu gücün açamayacağı kapı getiremeyeceği hizmet olmayacak. İşte biz o çerçevede çok güçlü gideceğiz ve biliyoruz ki Kazman'ın, Kars'ın son 8,5 yıldır özellikle birçok problemi çözülüyor, çözülmeye çalışılıyor ama o kadar geri kalmışız ki çok daha hızlı, çok daha güçlü hizmetlerin gelmesi lazım. İşte bizim derdimiz bu hizmetleri çok daha güçlü ve çok daha hızlı getirmek. Kazman'ı, Kars'ı inşallah kalkındırmak ve Kazman'ın, Kars'ın sadece çocuklarını değil, gelecek nesillerini de kurtarmak. İşte AK Parti iktidarında Recep Tayyip Erdoğan Sayın Başbakanımızın liderliğindeki bu hükümetlerde, bu partide bunları yapabilecek kudret var. Neye dayanarak söylüyoruz? Vatandaşın onlara gösterdiği teveccüh ve verdiği desteği görüyoruz. Bundan dolayı olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda ben Kazmanlı'nın özellikle bugünkü olağanüstü coşkusunu
olağanüstü sevgisini ve bağrına basmasını unutmam mümkün değil. İnşallah biz de bundan sonra yapacaklarımızla bunu ödeyeceğiz. Başka türlü ödeme şansımız yok. Sayın Vekilim, ilçenin ve Kars'ın birçok sorunu dile getirdiniz. İlçenin büyük sorunlarından birisi ekonomik yönden. Askeriliğin geri gelmesi konusunda herhangi bir düşünceniz, fikriniz var mı? Şimdi şöyle, arkadaşlar, Başbakanımızın da söylediği şu. Yapacağınız sözü verin, yapmayacağınız sözü kesinlikle vermeyin. Verdiğiniz sözün arkasında durun. Biz bugün burada Kars'ta hep bu hükümetle birlikte yapabileceğimiz sözleri verdik. Ancak bu demek değildir ki sadece bunları yapacağız. Bunların dışındaki her şeyin, her işin kesinlikle sonuna kadar takipçisi olacağız. Ancak onlar daha üst seviyede alınacak kararlar. Biz onları daha üst seviyedeki karar mekanizmalarına taşıyacağız. Onların desteğini isteyeceğiz. Bu çerçevede bakacağız o tip işlere. Yoksa boş konuşmak kolay. Ben burada Kazmurlu'yu haşa aldatmak için çok boş konuşabilirim ama meselemiz o değil. Meselemiz yapabileceğimiz şeyleri söyleyeceğiz. Söylediklerimizin arkasında sonuna kadar duracağız. Bütün derdimiz bu. Onun için bundan sonra da göreceksiniz ki basınla konuşmalarımız bizim hep bu çerçevede olacak. Yapamayacağımız şeyleri söyleyip vatandaşı bugüne kadar bazıların yaptığı gibi kandırmak gibi bir derdimiz yok. Madem vatandaş bizim başımızın tacı, insan evvel emirde başının tacına saygılı olmalı. Biz böyle hareket ediyoruz. Sayın Vekilim, Kars üzerinde durduğunuz en önemli proje nedir yani sizce? Kars'ın en ilk başta neye ihtiyacı var? Hangi projeye ihtiyacı var? Kars'ın tek bir projeye ihtiyacı yok. Kars'ın topyekün kalkınmasını sağlayacak birçok projeye ihtiyacı var ve bilesiniz ki birçok proje birbirinin tamamlayıcısıdır. Tek başına bir proje kısmi rahatlık getirebilir, kısmi iyilik getirebilir ama Kars'ın çözümü tek başına bir proje veya kısmi çözüm değil. Kars'ta topyekün çözümler gerekiyor. Allah'ın izniyle biz bu topyekün çözümler için yola çıktık ve onun gereğini yapacağız. Projeler topyekün çözüm getirici olmalı. Bunun için çok projeyi eş zamanlı kovalayacağız. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi ben 18-20 yaşındakileri tanımıyor olabilirim ama büyüklerimi tanımamak gibi bir lüksüm yok. Ben elinizde büyüdüm. Doğrudur. Sen sabahatı duymuyorsun herhalde. Avukat. Bak şimdi. Tanımıyor dedikçe. Avukat süreye birin orada katiplik yaptığımızda az mı oturduk? Az mı elinizi öptük yani? Fatih abi nasılsın? İyisin inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yok abi Allah razı olsun. Biz sizin izninizden gidip size layık olmaya çalışıyoruz. Tamam, onu bilesiniz. Onu bilesiniz. Nevzat baba Allah rahmet eylesin acımaz. Aziz olsun. Doğrudur, aramızda büyük isim var. Yüzde kimin? Şimdi. Gel. Musi kahveci Musen. İnşallah hadi. Tamam gel. Çabuk gel ama. Bak 12.30'dan önce gelmese görüşürüz.